Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar, mutlu haftalar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni haftaya başlarken ekonomi gündemine bakacağız Doktor Yaşar Erdinç'le birlikte. Hocam günaydın, iyi haftalar. Günaydın Barış, sana da iyi haftalar. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ne kadar iyi bir hafta olursa. İnşallah, geçtiğimiz haftadan daha iyi olsun. İnşallah. Öyle umalım. Hocam piyasalarla başlayalım hemen. Cuma günlerde bıraktık, bu haftaya nasıl başlayacağız? Tabii bu Gezi Parkı protestoları hafta sonu yine hareketliydi İstanbul. Önce işte Gezi'ye müdahale, polisin müdahalesi. Gezi'den göstericiler çıktılar ama tabii daha sonra sokaklarda devam etti çatışmalar, eylemler. Pazar günü hareketliydi. Evet. Başbakan Erdoğan'ın AK Parti'nin mitingi vardı İstanbul'da. Bir gün önce de Ankara'daydı. Bu siyasetin yüksek tansiyonu, hafta sonunda yaşananlar yansır mı piyasaya? Çünkü hani siz geçen hafta artık piyasa bunu satın aldı. Bundan sonra etkilenmez bu açıklamalardan. Protestoların gideceği yerden demiştiniz. Ne dersiniz, bu haftaya nasıl başlayacağız? Nelere bakacağız? Neler olacak? Evet. Şimdi Barış, aslında şu an hani bu konuları biliyorsun, şu an televizyonlarda orada burada çok fazla konuşan, yorumlayan herkes var. Biz normalde işimize, yani ben normalde kendi işime bakacağım. Çünkü kimsenin kimseyi dinlemediği, hiç kimsenin kimsenin fikrine saygı duymadığı, herkesin artık demek sen bunu söylüyorsun, o zaman sen AK Partilisin, demek sen bunu söylüyorsun, sen demek ki ideolojiksin dediği bir noktadayız. Evet. Ve böyle bir noktada gerçekten şu olayları sakin ve sükunetli bir kafayla değerlendirmek oldukça zor. Bu nedenle her yapılacak yorum, analiz vesaire gerçekten artık bu aşamadan sonra ülkeye de zarar veriyor. Her konuşma, her mesaj gerginliği azaltmak yerine daha da arttırdığını görüyoruz. O yüzden şu aşamada bunlar konusunda konuşmak bile artık ateşe körükle varmak oluyor. Evet. Bu nedenle ben tabii kendi uzmanlık alanımın bana verdiği, yani ben bilgimi bu piyasalar ne olabilir o konuya ayıracağım. Şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi geçen hafta gerçekten stres neredeyse bitmişti. Ve cuma günü de piyasalar bunu çok net bir şekilde satın aldı. Demek ki hani ülkenin kötülüğünü isteyen yabancılar, hı hı, veya ülkenin kötülüğünü isteyen faiz lobisi vesaire denilen gruplar, her zaman söylediğim gibi paranın ne ideolojisi vardır, ne dini vardır, ne imanı vardır, hiçbir şey yoktur. Para nerede getiriyi, nerede kazancı görürse oraya akar. Evet. Nitekim stresin bitmesi ve her şeyin normale döndüğünün görülmesi üzerine cuma günü hem borsada ciddi bir artış vardı ki 78 binden başladı, 80 binden bitirdi ve yaklaşık 2000 puan artış yaptı. Faizler hızla geriledi ve 6.80'lerden 6.20'lere kadar geri çekildi faizler. Dolar 1.91 seviyelerinden 1.850, yani 1.900'den 1.850'ye kadar geriledi. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde gerçekten tansiyon ciddi biçimde azalmıştı. Ama hafta sonunda yeniden, yani böyle artık hani külleniyor yavaş yavaş dediğimiz şey yeniden alevlendi. Bugün de biliyorsun bu sendikaların eylemleri vesaire var. Hı hı. Artık hakikaten bir sağduyunun hakim olması lazım. Yani söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Yani burada hepimiz bu ülkenin insanlarıyız ve bu ülkenin insanları olarak da gerçekten yapıcı olmak zorundayız. Piyasalar açısından şunu söyleyebilirim. Hafta sonu olayların etkisi daha önceki kadar güçlü olmayacak. Bunu da neye göre söylüyorum? Daha önce bu tür olaylar olduğunda piyasalar çok daha fazla reaksiyon verirken, özellikle dolar çok sert reaksiyonlar verirken, ki şu an dolar TL kurunu görüyoruz. Özellikle bu bölgede,
dün cuma günkü kapanış 1858'di. Hı hı. Sabah açılışta direkt olarak 1880'e kadar yaklaştı. Ama şu an itibariyle tekrar geri çekilme yapıyor. Daha önceki çok sert yükselişler ki burada yaklaşık 3 kuruşa yakın, 4 kuruşa yakın sert yükselişler olabiliyordu. Ama dolar TL kurunun bu haftaki açılışı en azından daha sakin olacağını gösteriyor. Piyasaların olaya daha sükunetle yaklaşacağını gösteriyor. Ve geçtiğimiz haftalarda o endeksin 93 binden 73 bine kadar düşüşü kadar büyük bir etki göreceğimizi pek zannetmiyorum. Şu an dolar 1867 seviyesine kadar gerilemiş durumda ki sabah saatlerinde yaklaşık olarak 1877 idi. 867'ye kadar geriledi. Tahmin ediyorum dolardaki gerileme bir müddet daha devam edecek. Ve şu dakika itibariyle şeye bakacağım şimdi. Hani tahvilde bonoya bakacağım. Henüz tahvil bono piyasası açılmış değil. Ama en azından vadeli işlemler borsası ve BIST 30'un hareketine bakalım. İlk reaksiyon nasıl olacak? En azından ona bakabiliriz. 98 bin kapanmıştı. Geçen hafta itibariyle, cuma günü itibariyle. Şu anda da yaklaşık olarak 96.500, 96.600 civarından işlem görüyor. 96.100'e kadar düşmüş. Dolayısıyla burada yaklaşık 1500 puanlık bir gerileme var. Bu 1500 puanlık gerileme de %1.5'a tekabül ediyor. Yani %1.5 civarında bir gerileme var. Ben maksimum %2'ye kadar bir geri çekilme bekliyordum. İMKB 100, BIST 100 endeksinde de 80 bin seviyesinden kapanmıştık. Bu geri çekilmeyi aynı şekilde BIST 100'e vurgulayacak olursak, yani bu aşamadan sonra düşüş başladı, yani açılır açılmaz endeks büyük bir olasılıkla o da %1.5'la 2 arası bir geri çekilme yapacaktır. 80 binin %1.5'u yaklaşık 1200 puan. Bu da 1200 puanı çıkarttığımız zaman 80 binden 79.750 civarına gelecektir. Yani şu seviyelerde bir açılış bekliyorum ben. 78.500 seviyesi daha önceki bir dirençti ve bu seviyenin aşağı geçilmesi ilk aşamada kolay değil. Ama ilk özellikle vurgulamamız gereken nokta açılıştan sonra bir dip yapacak. Genellikle bu tür zamanlarda şöyle oluyor. Onu biraz daha yakından çizelim. Diyelim ki açıldı 79.200-200-250'ye geldi endeks. Bu seviyelere geldiğinde daha sonra bir tepki yapar yukarı doğru. Bu tepki genellikle cılız olur ve ikinci bir satış dalgası gelir ki ilk açılışta kimse alış girmez zaten. Alış girmediği için de zaten fiyatlar düşük açılır. Daha sonra bir tepki olur. Bu tepki sırasında alışlar başlamıştır ve ilk dip görülür. İlk dip görüldükten sonra da ikinci bir dalga gelir. Ama bu dalganın ben boyutunun daha önceki dalgalara göre düşük olacağını düşünüyorum. Ve dolayısıyla da ilk dip seviyenin altına tekrar geri çekilmeyeceğini, tekrar bir miktar yukarı gideceğini ama her an bunu aşağı kırabilirim görüntüsünde olacağını düşünüyorum borsanın. Yani ama 78.500'ün altını bugün için beklemiyorum. Yani bugün işlemlerde beklemiyorum. Tabii böyle günlerde yanılma payımızın da çok yüksek olduğunu söyleyelim. Hı hı. Özellikle daha önceki sert düşüşlerden sonra bak mesela şu çok sert bir düşüş. Açılıyor, yükseliyor, tepki, tekrar geri çekilme ve tekrar yukarı gitme. Yine aynı şekilde sert düşüş, burada dip oluşuyor. Dip oluştuktan sonra ikinci yükselişten sonra gelen satış dalgası pek aşağı gelmiyor. Ve dikkat edersen bu diple bu dip arasında şöyle bir yukarı eğim çizebiliyoruz. Yine benzer şekilde olayların ciddi anlamda şey yapması üzerine yeniden sert bir düşüşle açılıyor. Ama buradaki sert düşüş sırasında ilk dibin altında ikinci bir dip oluşuyor ve daha sonra üçüncü bir dip oluşuyor. Ve ardından tekrar yükseliyor ama dikkat edersen burada tam bir V çıkışı var. Yani bir V hareketi var. Dolayısıyla bugün de benzer şekilde yani şu seviyenin en azından daha önce direnç olan bu seviyenin 78 binle 78.500 aralığının bugün itibariyle çok önemli bir destek olduğunu
ve buraya doğru gerileme olması durumunda da burada destekle tutunacağını, tekrar bu çizginin altına inmek istemeyeceğini düşünüyorum borsanın. Şimdi bu olayların tabii makroekonomiye etkisi önemli. Şimdi onu diyecektim hocam ben de. Bugün bir değerlendirme vardı gazetelerde Haziran ayı ile ilgili. Haziran ayı tedirgin bir ay olacak diye. Çünkü şimdi önümde rakamlar açık. 25 milyar dolarlık turizm beklentisi riske girdi. Evet. Kapalı çarşı boş kaldı. Esnafın zararı %80'lerdeymiş. Çok ciddi bir zarar. Babalar gününde biliyorsunuz alışveriş olur. Hafta sonu pazar günü babalar günüydü. Evet. Bir kez daha tüm babaların da babalar günü kutlayalım. Sizin evet. de bu arada. Çok teşekkür ediyorum. %25 kayıp var orada. Yani alışverişe çıkmamış kimse. İnsanlar evet. alışveriş yapmıyor. Restoranlar boş. İşte burada yapmışlar araştırmayı. Orada da bir %25 kayıp evet. var. Yani ekonomi durgun. Esnaf ya, bayağı bir, çok acı bir fren yaptı. Evet yani. Esnaf kan alıyor. İşte dediğimiz gibi turizmde sıkıntı var. Şimdi tabii bu Haziran sorun ayı... Sorun ne biliyor musun Barış? Yani sorun şu. Yani şurada gerçekten sorun şu. Maalesef bu tablo kimin eseri sorusuna senin eserin diyor. O da senin eserin diyor. Tamam evet. mı? İşte sorun bu. Başka sorun yok. Ya bir inatlaşma var. Onun sonucu işte yani hepimize yansıyor. Kötü yansıyor. O diyor ki o senin eser. Sen böyle yapmasaydın ben böyle yapmadım. Sen öyle yapsın ben böyle yaptım. Sen onu yapmayacaktın, bunu yapacaktın. İşte bunun olumsuz sonucunu hep beraber yaşayacağız, ya çekeceğiz bütün bunun acısını. Şu an şey yapıyor ya. Ya oradaki manav adam kaç gündür hakikaten şey yapamıyor, satış yapamıyor, şey ödeme yapacak, nakit çalışmıyor, kimsenin şey aldığı yok gerçekten. Yani durup dururken hakikaten insanın aklı kesinlikle almıyor yani. Yani gerçekten hakikaten çok üzülüyorum yani. Yani bırak bütün siyasi görüşünü her tarafını bir şeye bırak. Olan resmi ortaya koyduğumuzda bunun şöyle bir sebebine baktığında tamam mı? Şimdi komplo teorileri var yok işte şöyle şöyle olmuş vesaire vesaire. Faiz lobisi. Yani şimdi baktığım zaman Barış bu dış dünya sana bu kadar kötü davranan veya işte faiz lobisi bu faizi düşüren de faiz lobisiydi. Yani eğer faiz lobisi diye bir şey varsa yani. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi artık zaman şey zamanı. Hocam moraller de bozuk. Şimdi onu da söyleyeyim. Turgut Bey diyor ki mesela bırakın alışverişi kucağımda indirmediğim çocuğumu iki gündür kucağıma almıyorum diyor. Yani bir de böyle bir moral bozukluğu da var. Tabii bu işte sokağa da yansıyor. Alışverişe, ekonomiye her alana yansıyor. Sizin dediğiniz gibi bir garip şey. Karşılıklı suçlamalar, bir yaşanan gerginlik ve ülkenin psikolojisi bozuk, morali bozuk. Ekonomi durdu işte dediğiniz gibi ben... Durdu diyorum. Siz acı fren diyorsunuz. Çok daha ötesi demek. Evet şu an yani şu görüntülerden sonra yani Türkiye'ye herhalde turizm yani sen şimdi başka bir ülkede izlesen. Mesela şeyi biliyorum yani, arkadaşımdan kruz gemileri rotalarını değiştiriyor şu anda. Evet. Biliyorsunuz yani, gelirlerdi Karaköy'e dururlar orada. İşte millet kapalı çarşıya falan gider. Şu an Karaköy oralar her taraf gaz altında. Adam oraya niye gelsin ki şu an? Yani ben şunu söylemek istiyorum. Şu an bu ülke bizim ve gerçekten de burada yapılabilecek şeyler basitti yani. O kadar basitti ki yani. Gerçekten çok basit. Yani çok rahat, çok rahat çözülebilecek. Yani hiç bu seviyelere gelmeden çözülebilecek şeyler. Yani ben şimdi mecburen kendi yorumumu vermek zorunda kalıyorum ama hiç de vermek vesaire istemiyorum. Başta söylediniz çünkü zaten hocam. Yok ki. Aynen öyle yani. Başta dediniz ya. Evet. Hani öyle söylüyorum başka türlü anlaşılıyor. Böyle hayır, söylüyorum şey, farklı anlaşılıyor. Hayır, hani bir şey de söylemek istemiyor insan hakikaten. Gerçekten söylemek istemiyorsun. Çünkü birisini yani bir, bak çocuğuna bile tamam mı? Bir şeyi empoze etmeye kalk. Tamam mı? Empoze etmeye hissettiği anda anında tepki veriyor. Ya çocuk bile ya yani tabii. 10 yaşında çocuk bile hani zorla bir şeyi yedirmeye kalk gene yemiyor. Ağzını kafasını çeviriyor vesaire tamam mı? O yüzden burada söylenilen her şeyi bu adam şimdi fikirlerini bana empoze etmeye çalışıyor olarak bakılıyor tamam mı? Hı-hı. Orada senin herhangi bir konuda uzman vesaire doğru objektif görüşü savunduğunu düşünmüyor. Artık ya sen olsun ya bu ya da busun. Yani biz şu an bu duruma geldik. Maalesef. Ve gerçekten bölündük yani. Şu an resmen Türkiye'de ciddi anlamda bir bölünmüşlük var. Ve bu insanı çok fazla rahatsız ediyor. Hı-hı. Olacak iş değil. Ve bu bak... Çok basit bir şey anlatayım. Sayın Kaya Erdem anlatmıştı ve Özal'ın şeyindeydi. Özal'ın, rahmetli Özal'ın hayat hikayesi, biyografisine ilişkin bir 45 dakikalık zannedersem bir belgesel çekilmişti. Hem Kaya Erdem orada anlatmıştı hem de bir başka ortamda da şey yaptı. Şimdi Sayın Özal'a gelip diyorlar ki, efendim şurada DPD'de
şuradaki daire başkanı sol görüşlü ve bizim aleyhimizde çalışıyor. ANAP'ın aleyhinde çalışıyor. Hı hı. Onun görevinin yerinin değiştirilmesine uygun olacağını düşünüyoruz. Oradaki genel müdür neyse artık söylüyor bunu. Peki diyor adamın diyor şeyi nasıl diyor, bilgisi nasıl diyor. Bunu eğer hani doğru değilse Sayın Kaya Erdem yalanlayabilir. Ben izlediğimi söylüyorum. O da şey diyor. Efendim diyor, işini bilen birisi diyor. İngilizcesi nasıl diyor. İlk sordu pardon İngilizce. İngilizcesi iyi mi diyor. İngilizcesi çok iyi diyor. İşini bilen biri mi, işini düzgün mü? Çok iyi diyor. Merak etme diyor, o da ANAP'lı olacak diyor. Sakın dokunmayın diyor. Bak göreceksiniz o da ANAP'lı olacak diyor. Muazzam bir hoşgörü. Ve bu hoşgörü sayesinde gerçekten ya ben şeyi hatırlıyorum. Kendi aleyhinde yazı yazan yazarları yemeğe davet ederdi Özal. Yani gerçekten çok hoşgörülüydü. İşte şu an özlenen tablo bu ya. Gerçekten ben onu özlüyorum yani. Ya ne olursa olsun tabii ki şey kabul edilemez. Yani insanların gidip de orayı burayı vesaire yıkması vesairesi kabul edilemez. Yani şey de kabul edilemez tabii ki. Hani görüntü de çok kötüydü. Hani Gezi Parkı'nda bundan sonra 2 ay boyunca sürekli orada çadırların kalması da anlamlı değil. Fakat iş tam bitmek üzereydi. Yani iş tam sonuna geliniyordu. Ondan sonra hafta sonu inanılmaz. Artık yani tam şeye dönüştü yani. Orada işte bir tarafta Taksim'e yürümeye çalışanlar, öbür tarafta Kazlıçeşme'de milyonlar vesaire. Hani gövde gösterisine dönüştü ve gerdi bu. Yani toplumu gerdi, beni gerdi yani. En son akşam hocam birileri ellerinde sopalarla sokaklarda geziyorlardı tekbir getirerek. Yani ya şimdi o da garip, bak, garip bir şeyler var. Bak onu da doğru söylüyorsun ama şu an onu da AK Parti'nin üzerine yük... Hayır canım hiç ilgisi yok işte tabii, provokatör diyoruz işte, ya provokatör... O provokatör kimi zaman çıkıyor tekbir evet. çekiyor kimi zaman geliyor başka bir slogan atıyor. Ben diyebilir miyim yani Allah'tan korkarım yani. Hayır canım onu, yani, o şekilde AK Parti yönlendirdi vesaire onları provoke etti diyebilir misin? Orada da dangalağın teki çıkıyor gidiyor öbür tarafı basıyor. Tabii, tabii işte. Öbür tarafta provokatör da, dediğimiz öbür şey tarafta işte da işte tabii. Polise kurşun sıkıldı diyor. Mesela onlar yakalandı mı bilmiyorum yani o kurşun sıkanlar yakalanabildi mi? Yok onlar da yok. Ha onlar yok. Mecidiyeköy'de burada 2 polise kurşun sıkanlar. Onlar da yok piyasada. Ha, onlar da yok piyasada. Bende de o zaman soru oluşuyor. Yani niye yok? Yani o kadar herkes tutuklanıyor, şey yapıyor. Niye yok onlar diye. Bulunamıyor. Bakıyorum şimdi. Aklı selim ortadan kaybolmuş. Tamamıyla şuursuz bir şekilde herkes kendi egosunu tatmin etmek için tweet atıyor. Herkes kendi egosunu tatmin etmek için konuşuyor. Ya olacak iş değil ya. Gerçekten ben çok üzülüyorum yani. Ve gerçekten çok sinir bozucu. Yani şu görüntü var ya. Ben evet. üzülüyorum. Hakikaten... Şu an ciddi anlamda paraya ihtiyacı olan ve bu işler daha önce söyledim bir deprem 7 şiddetinde olabilir ama 15 saniye sürerse hiçbir şey olmayabilir. Fakat bu 40 saniye sürerse evet. o zaman yerle bir eder. Eğer bu olaylar bir an önce hakikaten hemen bitmezse bu ülkede bugün işsizlik açıklanacak. Bu ülkede 2 ay sonra işsizlik tavan yapar. Şu an iş dünyası da şey muazzam tedirgin olmuş durumda. Doğru. Yani iş dünyasına bakıyorsun. Şimdi bütün şeyler herkes şu an başımıza ne gelecek? Acaba başka ne aksiyon gelecek diye. Şu an hemen yatıştırılması lazım ve insanların gerçekten şeye ihtiyacı var. Yani çok babacan bir tavra ihtiyacı var. Evet. Hocam bir aramız var. Reklam arasından sonra devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor hocam. Kaldığınız yerden devam edelim. Evet şu an borsa açıldı. Daha doğrusu ilk disket emirleri geldi. Ve barış %2 civarında ben bir düşüş olabileceğini belirtmiştim. %2'den daha fazla. Yani %78.500. Dolayısıyla yaklaşık olarak 1500 puan 1500-1600 puan tam %2 civarında bir düşüş oluyor. Bu tabii açılıştan itibaren hani ilk açılış rakamı şurada gözüküyor. İlk gelen disket emirleri biraz sonra açılmış olacak.
Tahmin ediyorum bu seviyeden açıldıktan sonra ilk anda birkaç hareket olacaktır. 78.500'ün altında görecektir. Sonra 78.500'de 79.250 aralığında bir dalgalanma görürüz. Çünkü burada şunu söyleyebilirim. Bu düşüş sonrasında eğer şey olursa özellikle burada şu şekilde bir altın rasyo çizecek olursak 79.150 ile 79.250 seviyesi ilk direnç noktamız olacak. Yani onun tekrar üzerine çıkmakta zorlanır ama 78.500 civarında da destek oluşturacağını düşünüyorum. Yani şöyle söyleyebiliriz, bu seviyeden itibaren ilk düşüş sert bir şekilde burada gerçekleşmiş durumda. Ve bu seviyeden itibaren bir toparlanma, ilk anda 78.900 direncimiz var. Geri çekilme ve yeniden yukarı yönlü hareket şeklinde görebiliriz. Fakat eğer gerginlik devam eder, yeniden bu olaylar baskın çıkmaya başlarsa, ilk düşüşün ardından yükseliş, sonra ardından 78.500'ün altına tekrar geri çekilme olabilir. Bu yüzden olayları izlemeli izleyicilerimiz. Şu an açılış gerçekleşti ve evet tam %2 civarında bir düşüşle açıldık. Ki bu seviyeler biraz sonra benim tahminim destek olacaktır ve tam destek kısmında açılmış olduk. Bu arada şeye bakacak olursak, vadeli işlemler borsasına bakacak olursak ki hemen onu getireceğim ekrana. Evet, vadeli işlemler borsası da ilk açılıştaki düşüşün ardından şu an 96.500'de destek bulmaya çalışıyor. Bu seviyelerde bir süre daha yatay hareket yapar. Şu an BIST 30 vadeli işlem sözleşmeleri BIST 30 endeksi ve BIST 100 endeksine paralel bir seyir izleyecektir. Genel olarak şu an piyasa açıldıktan sonra aşağı yukarı bir hareket görüyor ki istersen bir de şeye bakalım, birim grafiklere bakalım. Yani açıldıktan sonraki ilk hareketler 78.600, 78.400, tam tamına 78.400 tam 1600 puan yapıyor, tam %2 yapıyor. Şu aşamada borsa %1.95 civarında aşağıda bulunuyor. Dış piyasalar oldukça olumlu ve olumlu olmasının sebebi de bu Fed'in yapacağı açıklamalar ki o açıklamaları zaten çarşamba günü biz göreceğiz. Hocam dolar ne durumda? İsterseniz dolara da bir bakalım. Geçtiğimiz hafta dalgalanmalar oldu ama bu hafta evet. Ne olur? Demin hatırlarsan doları vermiştik ilk açılışta. Hani dolardaki harekete bakarak borsadaki hareketin ne olabileceğini tahmin etmiştik. Bu sabah açılışı yaklaşık olarak 1.87'den gerçekleşti. 1.87-1.88 aralığından gerçekleşti. Bu aşamadan sonra tekrar geri çekilmeye başladı. Şu an dolardaki bu geri çekilme borsada da ilk dipten sonra yukarı doğru dönüş sinyali verecektir. Şu an dolar 1.86.50'de. Daha önce söylediğimiz bir şey vardı Barış, hatırlıyor musun? Özellikle 1.90 üzerinden kesinlikle alım yapılmamalı. Her an müdahale gelebilir ki Merkez Bankası müdahalesi geldi bu seviyede. Evet. Ve ilk düzeltmesini yaptı. Altın rasyoya göre %38.2 çizgisinin altına indi, %50'den geri döndü dolar. Tam 1.85'i gördü, 1.850'yi gördü ve döndü tekrar yukarı. Tahmin ediyorum şeyi geçemeyecek. Yani şu seviyeyi geçemeyecek. Bu seviyede yaklaşık olarak 1.88. 1.88'de güçlü bir direnç olduğunu söyleyebiliriz. Bu seviyenin üzerine çok fazla çıkmak isteyeceğini zannetmiyorum. Bir süre 1.850 ile 1.880 aralığındaki şu bantta dalgalanmasını bekleyebiliriz. Ve dolarda özellikle yatırımcılara benim tavsiyem şu. Bu seviyelerden itibaren şu aralıkta 1.85 ki veya 1.85'in altı seviyeler, şu seviyeler çok uygun. Hani dövizde pozisyon almak isteyenler 1.850 seviyesi veya altını beklemeliler. Özellikle 1.830 ile 1.850 aralığı dolarda pozisyon almak için oldukça uygun. Euro bu arada Euro TL'ye de bakabiliriz. Ama önce bir Euro dolara bakalım. Evet. Euro dolar da çok önemli hareketler oluyordu. Özellikle Euro dolar da çok güçlü bir direnç vardı. 1.32.50 civarında. Burayı geçti Euro dolar paritesi. Yani Euro
değer kazanıyor. Ve bu değer kazanma en son 1.34'e kadar devam etti. Şu an orada bir bekleme modunda. Euro dolar paritesinde görünen o ki burada çok güçlü hacimler oluyor euro dolar paritesinde. Yani euro değer kazanıyor. Benim tahminim euro bir müddet daha değer kazanacak. Yani 1.33 ile yani şeyin altını beklemiyorum artık. Yani 1.32.50'nin altını beklemiyorum. Euro dolar paritesinde 1.33'e doğru bir gerileme olursa 1.32 seviyesine stop konarak oradan long pozisyon alınarak 1.35 hedeflenebilir önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde. Euro dolar paritesi şu an için yukarı yönlü bu direncini kırmaya çalışacaktır. Daha önceki bir direnci vardı 1.34'te şu bölgede olan bir direnç. Bu direnci yukarı kırdığı anda özellikle 1.34 seviyesinin üzerine çıktığı anda çok hızlı bir şekilde 1.36 seviyesine kadar gidebilir ki o da 200 pip civarında bir harekettir. Hocam şimdi bir soru var. Yeni dünya düzeninde güvenli liman yine altına dönecek mi bu olaylar yüzünden demiş bir izleyicimiz. Bu altın da konuşalım bu bağlamda. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yeni dünya düzeninde tekrar altın prim yapacak mı? Hı hı. Yani altın tekrar o 2005'lerde başlayan, 2003'lerde hatta başlayan o sert yükselişini yapabilir mi? Altının tarihsel olarak yönlendiren iki tane temel faktör var. Bir tanesi savaş ki altın o dönemlerde çok sert bir şekilde artıyor. Diğeri de ciddi krizler. Yani krizlerde de altın ciddi biçimde artıyor. Krizlerde artması, savaş ortamında değiliz. Yani yer bölgesel savaşlar var. Yani şu an Suriye'de savaş var. Daha önce işte Balkanlar'da savaş vardı vesaire ama öyle topyekün bir savaş olasılığı yok. Şu an İran'da da seçimler oldu. Batı dünyası bekliyor oradan nasıl mesajlar geleceğini. Şimdi savaş ortamını bir kenara bırakırsak, altının son dönemlerdeki en çok yükselmesinin temel bu sefer diğer iki sebebi var. Birisi basılan para miktarı, diğeri de devlet kağıtlarının pul olması ihtimali. Yani daha önce dünyada 850 milyar dolar para tabanı vardı. Fed'in para tabanı 850 milyar dolardı. Şimdi 3 trilyon doları geçti. 3,5 trilyon dolar bir para. Şimdi parayı o kadar rahatça basabiliyorsunuz, arttırabiliyorsunuz ama o kadar altın artmadığı için mecburen 850'den 3,5 trilyona gelmesi demek yaklaşık olarak 4 katı artması demek. Zaten şeyde altın da yaklaşık 400-500 dolarlardaydı. Oradan itibaren yaklaşık 4 kat arttı. 1900 dolarları da gördü. En son 1600, şimdi 1320 dolarlara geriledi. Bir basılan para geri çekilecek denilince altını olumsuz etkiler. Ve şu an o yüzden zaten altın olumsuz etkileniyor. İki, şu olasılık ortadan kalktı. Devlet kağıtlarının pul olması olasılığı. Hı hı. Yani sen şimdi İtalya batacak desen İtalyan devlet kağıdını tutar mısın? Kimse anlamaz. Kimse kabul etmez onu. Türkiye'ye getir. Bende İtalyan devlet tahvili var. Kimse almaz. Altın her yerde. Afrika'nın Kongo ormanlarında bile geçerli akçedir. Sonuçta Amerika'nın bile borçlarını ödeyemeyeceği. Ödemek tabii teknik olarak ödememesi diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Amerikan dolar ödeyeceğim diye söz vermiş. Basar doları öder. Yani onda bir sorun yok. Ama para basarak ödeyecek olursa o zaten değeri düşer. O zaman pul olmuş demektir. Amerikan tahvili de. O olasılık söz konusuydu. Kısa vadede krizden sonra borçları artıyor sürekli Amerika'nın ve ileride de o olasılık var hala. Dolayısıyla Fed tüm dünyaya enflasyon getirecek politikalar uyguluyor. %2,5 enflasyonu daha önce hiç adını anmazdı. Enflasyondan bahsetmezdi. Enflasyon hedefi de yoktu. Gizli kapalı enflasyon hedefi izler Fed. 2,5 dedi. Yani şu bir gerçek ki Avrupa yani gelişmiş ülkeler bu borçları bütün dünyaya ödettirecekler. Bundan hiç şüphemiz olmasın. Bütün dünya nasıl öder bu borçları? Sen ben nasıl öderiz? Tüm dünyaya enflasyon gelirse böyle bir durumda Amerika eksi reel faiz öder ve borçlarını kapatır. Her zaman da böyle olmuştur. Ve ileride ben onun öyle olacağını düşünüyorum. Yoksa Amerikalılar çalışacak, çabalayacaklar, bütçe fazla verecek, onu artı bir şekilde ödeyecekler. Bunu hiç şey yapamıyorum yani aklım almıyor.
Dolayısıyla altının günleri yeniden başlayacak. Evet. Fakat herkesin izlemesi gereken şey şu. Altın yeniden harekete geçmesi için ya yeni para basılması lazım ki para basılmak değil paranın çekilmesi söz konusu. Ya da ciddi bir enflasyonun ortaya çıkması lazım. O ciddi enflasyon ne zaman ortaya çıkabilir dediğimizde 1970'te Bretton Woods ortadan kalktıktan sonra ve o zaman dolar %30-40 devalüe edildi altına karşı. O zaman da para tabanı iki katına çıkartıldı. Onun etkileri daha sonra basılan para petrole gitti bilmem ne oldu. Petrol fiyatları artan hızlı enflasyon 80'lerde ortaya çıktı enflasyon. Yani 10 yıl. Dolayısıyla aynı süre geçerli olacak olursa böyle bir durumda 2015'ten itibaren enflasyonu biz hissetmeye başlamamız lazım. Yani 2014'ün sonu 2015 itibariyle. Şu an dünya büyüyemiyor. Büyüyemezse bütçe açıkları artıyor. Bu devlet kağıtları için risk oluşturuyor. Dünya büyürse bu sefer o zaman enflasyon artacak. O da bu sefer devlet kağıtları riski azalacak. Enflasyonun artmasıyla birlikte altın tekrar yükselişe geçecek. Ama uzunca bir süre yatırımcı altından fazla bir şey beklemesin. Şu an altın bakalım şeye hani grafiğe en son 1390 civarındaydı. Evet şu anda da 1387 dolar civarında ve burada sıkıştı kaldı. Zaten programlarımızı sürekli izleyenler biliyorlar ki burada sürekli olarak sıkışma beklediğimizi belirtmiştik. Ne tarafa kırarsa o tarafa hareket eder onu söyleyeyim. 1320'nin altında bir kapanış olursa o zaman satmak lazım. Çünkü o zaman 1200'lere kadar düşebilir. Ne zaman ki 1420'nin üzerinde bir kapanış olursa o zaman da 1480-1500'e doğru hareket olur. Ben şu an için altının hala 1320 ile 1480 aralığındaki kanalda hareket etmesini bekliyorum. Peki hocam şimdi dediğiniz gibi Fed önemli. Fed'in çarşamba günü toplantısı önemli. Piyasalar oraya bakıyor. Evet. QE'yi azaltacak mı azaltmayacak mı? Evet. Özellikle S&P'nin gözü orada. Onunla ilgili yorumlar yapıyor. Sıçratabilir diyorlar QE'yi azaltması. Faizleri evet. Sizin beklentiniz ne? Şimdi altın tarafını konuştuk ama bir de piyasalar açısından ne ifade edecek? Şimdi Fed, benim tahminim şöyle. Şimdi son veriler çok iyi geldi. Bir Fed üyesi de zaten dün konuştu o konuda. Son veriler çok iyi geldi. Ama veride istikrar yok diyor. Yani bir iyi geliyor bir kötü geliyor diyor. Hani çok iyi geldiği için veriler. Hı hı. Hemen şöyle yorumladı piyasalar. Ha, demek ki parasal sıkılaştırmaya, daha doğrusu parasal sıkılaştırma demiyorlar. Öyle yanlış anlaşılmasın diyorlar. Tahvil alım programında azaltmaya gidecekler. Ben bu toplantıda Bernanke'nin, Amerika Merkez Bankası Başkanı kendisi, Bernanke'nin şey yapacağını zannetmiyorum. Yani şu aydan itibaren şu kadar tahvil alımını azaltacağızdan ziyade tahvil alımı niçin azaltılacak, niçin gerekli? Önce buna piyasanın hazırlayıp daha sonraki toplantıya bırakacağını düşünüyorum ama şeye de şaşırmam. Yani ne bileyim işte Kasım Aralık'tan itibaren aylık 10 milyar dolar tahvil alımı programını azaltacağız. Yani millet 20 milyar dolar bekliyor. Hani orada bir 5 milyar dolar sadece küçük bir sinyal olabilir. Hı hı. Hani piyasada şey diyebilir. Aa korkuyorduk. Korkularımızı şey yaptı. Korktuğumuz kadar olmadı. 20 milyar dolardı. Şimdi 5 milyar dolar gibi olabilir. Ben tahmin ediyorum piyasa psikolojisini de düşünüyorlar ve piyasadaki hareketleri de çok dikkatle izliyorlar. Dolayısıyla Bernanke'nin tahvil alım programına ilişkin çok ayrıntılı ne zaman gerekeceğini ve nasıl yapılacağını, niçin gerekli olabileceğini anlatacak. Ama tarih vermeyebilir veya verirse bile o zaman da piyasa beklentisinden daha az bir miktar olarak çıkacağını düşünüyorum. Hı hı. Ama bu görüşler tabii spekülatif görüşler. Yani benim görüşüm de spekülatif. Şimdi daha önce yaptıkları açıklamalara bakıyorum, şu ana kadar yapılan açıklamalara bakıyorum. Ve piyasanın ne kadar hareketlerini dikkate aldıklarına bakıyorum. Yani sonuç olarak böyle bir beklentim var. Ama bu beklentim yanlış çıkabilir onu söyleyeyim yani. Hı hı. Hocam bir de işsizlik rakamları dedik bugün açıklanacak. Sizin beklentiniz ne yönde? Valla işsizlikte en son hani artış trendindeydi. Sonra o artış bir miktar durmuştu. Ve 9.6-9.7 rakamları civarında ben yine olacağını düşünüyorum. Ama Haziran ayına ilişkin işsizlik geldiğinde ve Temmuz ayına ilişkin orada ciddi yükseliş söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Yani tarım dışı işsizlikten bahsediyorum yalnız. Hani tarımdaki
tarımı katarsak resim değişiyor. Çünkü o mevsimlik onlar. Dolayısıyla işsizlik de hani şu an için piyasaları çok rahatsız edecek bir rakam beklemiyorum. Ama biraz sonra, 10 dakika sonra zannedersem işsizlik verileri açıklanacak. O da herhalde bugün açıklanacak diye bekliyorum. İnşallah yanılmıyordum. Hani bu haftanın en önemli verisi işsizlik verisiydi. Evet, şu an işsizlikte hani işsizlik şöyle Barış, yani bu kadar ekonomik büyümenin güçlü olmasına rağmen aslında işsizlikte çok ciddi yol kat edilmedi. Hala çok yüksek. Yani Amerika 8.6'da büyük kriz geçirmiş, biz 9.7'deyiz. Ona seviniyoruz. Yani dolayısıyla aslında işsizlik yüksek hala. Evet. Peki hocam, süremizi doldurduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür yarın sabah yine beraber olacağız. İzleyicilerimize de katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Bir aramız var. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.